Roma'da Kapitoline Müzesi'ndeyiz. Bir portre büstüne bakıyoruz. Daha doğrusu Brutus olarak bilinen portre kafasına bakıyoruz. Aslında biraz karışık. Çünkü gördüğümüz şey büstün bir kısmı. Roma stilinde omuz ve gövdenin üzerine kafayı yerleştirip bir portre oluşturmak çok yaygındı. Fakat burada gördüğümüz orijinal olan tek şey kafa. Bu tasvir bilinen ismini yani Brutus'u Eski Roma Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Brütüs'ten alıyor. İnsanlar 16. yüzyılda bunun Brütüs olduğunu düşündüler. Bu aslında çok efsanevi bir figür, son kralın yeğeni. Zamanın geleneklerine göre Brütüs amcasına karşı olan ayaklanmanın başını çekiyor. Yani Roma Cumhuriyeti'nin kurucusu son kralı, son otokrat yöneticiyi deviriyor ve senatonun yani halkın yönetimini getiriyor. Tarih boyunca demokratik yönetimlere doğru bir eğilim olduğu zamanlar büstüsün önemi artmıştır. Mesela 18. yüzyılda Jacques-Louis David büstü kahramanlaştırıyor. Şimdi heykele bir bakalım. Yakından bakarsanız kafanın büste ait olmadığını görebilirsiniz. Aslında kafa çok iyi bir biçimde işlenmiş. Büst ise gayet kaba. Sakalların, bıyıkların detaylarına bir bakın. Şu ayrıntılı işlenmiş gözler, kaşlar. Gözler boyanmış fil dişinden yapılmış ve sanki Brütüs'ü canlıymış gibi gösteriyor. Sanat tarihçileri Brütüs'ün kafasının hafif aşağı eğilmiş olduğunu fark etti. Ve bu kafanın aslında binicilik heykellerinden birine ait olmuş olabileceğini öne sürdüler. Mesela kafası aşağı eğik, ordusuna hitap eden Marcus Aurelius gibi. Bir bronzun bugüne kadar gelmiş olmasından dolayı çok şanslıyız. Bronz aslında pahalı ve eritilip tekrar kullanılabilir. Genelde de böyle yapılmış zaten. Eski Roma Cumhuriyeti'nde kişilerin kendine has özelliklerini tasvir etme gibi bir eğilim vardı. Augustus'un Roma'nın ilk imparatoru olduğunda betimlendiği, ideal olanın tasvir edildiği eserlere göre bu çok farklı. Bu muhtemelen birini anmak üzere yapılmış. 16. yüzyılda insanlar bunun Brutus olduğunu düşündüler ama aslında kim olduğunu bilmiyoruz. Ama bu fikir mantıklı geliyor çünkü eski Romalılar büyük siyasi ve askeri liderleri anıyorlardı. Eski Roma'da bu önemli şahsiyetlere ait heykeller forum gibi tören alanlarına konuldular. Bizim devlet liderlerini anma geleneğimiz işte bu eski Roma geleneğinden geliyor. Bu portrede belli başlı özellikler var ama aynı zamanda asilleştirilmiş. Yani zeki, bilge ve düşünceli olarak anlatılmaya çalışılmış. Kaşların şekline bakın. Sanki eski dönemde başa takılan defne yapraklarına benziyor. Yine bize eski Roma Cumhuriyeti'nde bilgeliğin yaşla geldiğini ve siyasi liderlik için önemli olduğunu hatırlatıyor. Zaten Cumhuriyeti yaşlıların toplandığı bir senato yönetiyordu. Brutus'un kaşlarını çattığını görüyoruz sanki endişeli. Ama çenesi sıkıca kapanmış, dudakları kapalı, sanki bir kararlılık hakim. Belki de bu kararlılık bir kaos zamanına denk geliyor. Bence 16. yüzyılda insanlar Brutus'e bu özellikleri atfettiler. Yani prensipleri olan kararlı ve güçlü biri. Bu heykeli en azından 16. yüzyıldan beri inceliyoruz. İşte bugün de hala devam ediyoruz. Bu adamın kim olduğunu bilmesek de ne kadar saygın biri olduğunu ve insanları ona hürmet ettiğini anlıyoruz.